Merhaba arkadaşlar, ben Alcu. Bugün yine Bitcoin üzerinden biraz değerlendirme yapalım. Hem de piyasaya genel olarak bakmak istiyorum. Fazla da uzun tutmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, bazı kişiler, analizciler işte buranın 51.600 direncinde olduğunu falan söylüyorlar. Şimdi 51.600 direnç yatay olarak baktığımızda belki doğru olabilir yani. Şurada ben 51.600 aslında bulamadım. Tamam, şuralarda biraz takılmalar var. Ama bu takılmalar arkadaşlar, bakın, bu trendle alakalı. Şu kırmızı gördüğümüz trend var ya, bununla alakalı. Şimdi şuraya baktığımızda zaten bakın, daha önceden yani bu aslında en son versiyon. Şimdi bunun ilerisini göstereceğim ben size de. Bakın, buralarda bir takılma olmuş. Buralarda bir geçme olmuş, takılma olmuş. Tekrar düştükten sonra burayı bir geçme çabası olmuş. Tekrar burada bir geçme çabası olmuş. Şimdi bu 4 saatlik arkadaşlar, bakın şimdi. Bunu bir günlüğe aldığımızda burada daha net görüyoruz. Yani şurada biraz yaklaşma olmuş ama şu trende tam gelememiş. Bakın, daha önceden bu trendten sekmiş ve yukarıya doğru bir hype'lenmiş. Daha geriye gittiğimizde, bakın, daha geriye gittiğimizde burada bir hype'lenme var ve bunun akabinde tekrar yukarıya doğru hareketini devam ettirmiş. Şimdi Bitcoin'i haftalık yerine alalım. Bakın şimdi arkadaşlar, yani şurada zaten burası hani Binance'in grafiği, burada zaten net olarak gözüküyor. Burası yaklaşık 2017-2018 yılında yaptığı ATH noktası. Akabinde biliyorsunuz 3000 küsürlere kadar düşmüştü. Ve burayı bir kere daha test etti. Bu sefer ne oldu? 1, 2, 3 defa test edilmiş oldu. Şimdi buradan itibaren, bakın, özellikle şu noktadan itibaren bir yükselme sürecine girmiş. Şimdi şurası birinci nokta kabul edersek, burası ikinci nokta, burası üçüncü nokta. Hadi şu değmeyen noktayı da kabul etsek, dördüncü nokta ve beşinci nokta. Burayı haftalıkta zaten kırdı. Bakın, haftalıkta kırdı. Şu anda bu hafta, yani 2 gün sonra tekrar baktığımızda bu kırmızı trendin üstünde bir mum açması lazım arkadaşlar. Burada tamam, aşağı doğru kırdı ama tabii ki kurumsallar olsun, diğer vadeli yatırımcılar olsun, buna şu anda pek izin vermiyorlar. Yani aşağı düşmesine pek izin vermiyorlar. Şuraya baktığımızda da buranın da gayet özellikle 41.950 seviyesinin gayet güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. Ama şu anda güncel olarak baktığımızda bu trendi bence baz almamız lazım arkadaşlar. Çünkü bu trend, bakın, daha önceki işte hype'i. Buradaki itibaren, bakın, buradaki itibaren eğer ki buradan da yine hype'lenirse, ben size söyleyeyim arkadaşlar, bunun gideceği en minimum yer önce şu seviye olur. Yani bu artık şu şekilde de devam edebilir. Ama tekrar geleceği şu yeşil seviye olur. Bu yeşil seviye nedir? Bakın, daha önceki yaptığı AT noktasının oluşturduğu bir trend. Yani bu bir, ikinci nokta, üçüncü nokta mutlaka olacaktır. Bu artık buralarda mı olur yoksa daha yukarılarda mı olur, ona bakacağız. Ama mesela eğer ki şuralardan zıplamaya kalkarsak, ki haftaya, haftalık bu grafik, yaklaşık 80 bin civarlarına, 88 bin civarlarına gelme ihtimali var. Ben piyasayı nasıl görüyorum? Ben piyasayı hala şu anda orta seviye olarak görüyorum arkadaşlar. Yani pozitif de değil, negatif de değil. Bana göre aslında kripto piyasası her zaman pozitif arkadaşlar. Çünkü kripto piyasasının ben halen çok çok yukarılara gidebileceğini düşünüyorum. Yani bu seviyeler bize dip seviyeler olabilir. Şimdi biz kriptoya sadece Bitcoin üzerinden bakıyoruz ama altlar mesela şu anda çok manyak işler yapıyorlar. O yüzden ben Bitcoin'i bir zaman sonra aynı bir altın gibi veyahut da işte başka bir değerli maden gibi rezerv oluşturabileceğini düşünüyorum. Eğer ki rezerv olursa zaten Bitcoin sadece belki satışı olarak bu piyasada kalabilir.
Ama akabinde altlar işte mesela nedir? Bir Ethereum de belki rezerv olabilir. Ama diğer major coin'ler olsun, diğer alt coin'ler olsun, işte gem projeler olsun. Bir bakıyoruz işte DeFi çok çok ileriye gitmeyişinin sebeplerinden birisi arkadaşlar hacklenebilir olmaları. Ben o yüzden DeFi'nin yani yenilik getirmesini düşünüyorum. Yenilik getirirse DeFi yine iyi yerlere gelir. NFT ve Metaverse projeleri şu anda daha hype ile. Bunlardan alırsanız daha hoş olur. Yani şu anda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Piyasa şu anda bence pozitif ama her ne olursa da olsun şu alanda Bitcoin'in en azından şu şekilde biraz uzaklaşmasını beklerseniz daha sağlam alımlar yapmanız icap eder. Yani o zaman daha sağlam alımlar hep beraber yapabiliriz. Şu anda yani piyasa çok çok pozitif olsa dahi kademeli alım ve kademeli satımlardan mutlaka ödün vermeyin arkadaşlar. Her zaman dikkatli olun. Para cebinizde durduğu sürece sizindir. Sizin cebinizde durmadığı sürece kesinlikle başkasınındır. O yüzden paranızın bir kısmı sürekli cebinizde dursun. İşlem yaptığınız, pozisyon açtığınız her coin, her durum risk altına gireceğinden o yüzden dikkatli davranmanızı öneririm. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.